Biliyorsunuz Türkiye ile Suriye arasında yıllardır süren bir çatışma yaşanıyor. Yani Suriye'deki iç savaşta Türkiye Esad rejiminin karşısında yer alıyor ve Amerika ile zaman zaman da Rusya ile işbirliği yaparak Suriye'deki iç savaşın sonlanmamasına belki dolaylı katkı yapıyor. Son olarak güvenli bölge Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yapılmakta olan Suriye'de güvenli bölge görüşmelerinde ortaya çıkan planlar Türk kamuoyundan şiddetli tepkiler Evet. aldı. Türkiye'nin menfaatine olmayan YPG PYD'yi Türkiye'nin tanımasına dolaylı olarak yol açacak sonuçlar doğuracak şeklinde yorumlar yapılıyor. Bu konuyu Türkiye'nin Esad rejimiyle barışmasını öteden beri savunan Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'le görüşeceğiz. Sayın Doğu Perinçek'in önümüzdeki günlerde Suriye'ye giderek Esad hükümetiyle bir görüşme yapması gündemde. Şimdi kendisine soracağız. Sayın Perinçek, merhaba efendim. Merhabalar. Önce bizim televizyona başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun milletimize, vatanımıza, emekçi halkımıza. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Rica ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, Suriye konusundaki son durumu sizden öğrenebilir miyiz? Ertuğrul Özkök'le geçtiğimiz hafta görüştünüz ve Ertuğrul Özkök şöyle bir imada bulundu. Sizin Esad'la görüşmeye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin talebi üzerine gideceğiniz, yani bir nevi Türkiye'nin özel elçisi gibi gideceğinizi ima etti Ertuğrul Özkök. Nedir efendim bu durum? Sizden öğrenebilir miyiz? Evet, çok teşekkür ederim bu konuyu sorduğunuz için. Çünkü gerçekten de öyle bulanık ve aydınlanmaya muhtaçtı bu açıklamalar nedeniyle. Ben yetkimi Vatan Partisi'nden alıyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı sorumluluğunu taşıyorum ve yerine getiriyorum. Ve başından beri de biliyorsunuz Suriye'de iç savaş Amerika tarafından kışkırtıldığı zaman ve Tayyip Erdoğan yönetimi de Suriye'ye ne yazık ki Amerika planları içerisinde bir anlamda terör ihraç ettiği zaman bu siyasetlere cepheden karşı çıktık ve Emevi Camii'ne tank da girilmeyeceğini anlattık. Suriye'nin başaracağını, Beşar Esad yönetiminin birliğini Suriye'nin sağlayacağını kuvvetle savunduk ve dediklerimiz oldu. Şimdi Suriye'de durum, Beşar Esad yönetimi Suriye'nin birliğini sağlama yönünde çok büyük askeri başarılar kazandı. Toplumu kazanıyor ve bu iş bir bitme noktasına doğru gidiyor. Bu arada İran, Türkiye ve Rusya'nın da silahla bölgeye müdahale etmeleri Amerika'nın alanını daralttı, kapadı diyebiliriz. Tabii PKK, YPG, YPD gibi bölücü örgütler ve IŞİD gibi yobaz örgütleri de bu arada ağır darbeler yedi. Türkiye'nin Fırat Kalkanı harekatıyla ve diğer harekatlarıyla. Şimdi geldiğimiz noktada biz bir plan oluşturduk. Özeti şöyle, Türkiye'nin Evet. himayesinde olan Suriyeli bazı örgütler silahlarını yere atacaklar, bırakacaklar. Suriye'de onları affedecek ve bu sayede Türkiye'deki Suriyeli konuklarımız da vatanlarına, ülkelerine geri dönecekler. Bölgede barış sağlanacak. Aynı zamanda bu işbirliği PKK'nın, YPG'nin, YPD'nin orada bitirilmesine de yol açacak. Böylece hem Türkiye'nin güvenliği sağlanacak, hem Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanacak. Bizim bu planımızı önce Suriye hükümetine açtık. Onlar biz silah bıraktıkları zaman affetmeye onları hazırız dediler. İran'la görüştük, İran devletiyle. Onlar da bu planı destekliyor. Rusya devleti bu planı olduğu gibi benimsedi ve hatta kendi planı gibi de açıklamalara başladılar. Türkiye hükümetinde de AK Parti içerisinde önemli gelişme ve eğilimler var. Suriye meselesinin bir an evvel çözülmesini istiyorlar ve bu Beşar Esad'la böyle itişmeli, kakışmalı durumun Türkiye'nin yararına olmadığını gören bir kamuoyu AK Parti içinde de oluştu. Onlarla da görüşüyoruz. Mayıs ayında beni Sayın Beşar Esad Suriye Devlet Başkanı büyük bir heyet halinde davet etti. O heyeti oluşturuyoruz ama olgunlaştırıp demin söylediğim planı yani Türkiye'nin himayesindeki grupların silah bırakması
ve Suriye'de onları affetmesi planını olgunlaştırıyoruz ve sonunda bir turistik seyahat değil de Şam'a çözümü hayata geçirecek, neticeler alacak bir ziyaret öngörüyoruz. Bunu önümüzdeki dönemde birkaç hafta içerisinde sanıyorum yaparız. İşler olgunlaştı. Sizin ilginize de teşekkür ediyorum ve size yayın hayatında ilgin başarılar diliyorum. Bir saniye efendim, ayrılmadan bir soru daha sorabilir miyiz? Sayın Perinçek, şunun altını çizeyim. Ben kesinlikle Türkiye hükümetinin oraya bir elçisi veya arabulucusu olarak gitmiyorum. Türkiye hükümetinden emir almam. Türkiye hükümetinden kesinlikle görev almam. O Türkiye'nin hükümetidir, devletin hükümetidir ve dolayısıyla bizim ülkemizin hükümetidir. Ona hiçbir meşruluğu konusunda en ufak bir kuşkumuz da yok. Ama biz Vatan Partisi'yiz, ayrı bir örgütüz ve evet, hükümet olmak için, iktidar olmak için mücadele ediyoruz. O bakımdan bizim kendi karar organlarımız var. O bakımdan yani basında çıkan çeşitli yazılarda bu tür yorumların yapılması gerçeğe uymuyor. Zararı yok ama gerçeğe uymuyor. Yaptığımız iş tabii ki Türk milletinin ve sonuç olarak Türk devletinin yararınadır ve Türkiye'de huzuru, barışı sağlayacak, terörü bitirecek bir çalışmanın içindeyiz. Türkiye'nin bağımsızlığına hizmet eder. Ama bunu Vatan Partisi'nin organlarının kararıyla, Vatan Partisi'nin iradesiyle yapıyoruz. Bugüne kadar da öyle yaptık. Türkiye-Rusya dostluğunu öyle tekrar tamir ettik. Yine İran'la ilişkilerimizi bir yoluna soktuk. Suriye ile de ilişkilerimizin yoluna girmesi için uzun zamandan beri gayret halindeyiz. Zaten daha önce de Sayın Beşar Esad beni davet etmişti ve Şam'da çok önemli görüşmeler yapmıştı. Evet. Bir ikinci ziyaret olacak. Bu arada zaten devamlı heyetlerimiz, Vatan Partisi heyetleri Rusya ile, İran'da, Suriye ile bu konularda görüşmeler yapıyor. Ama tekrar altını çiziyorum. Ben hükümetin bir elçisi, özel görevlisi veya özel elçisi veya hükümetin arabulucusu veya da devletler arası bir arabulucu değilim. Vatan Partisi Genel Başkanı'yım. O bu roller benim işim değil. Onu da özellikle belirtiyorum. Evet. Lale Özen Arslan efendim bir soru soracak. Şimdi ben de onu soracaktım Sayın Perinçek. Yani AKP hükümetini temsilen gitmediğiniz, siz gitmediğinizi zaten ifade ettiniz. Dolayısıyla biz bu Suriye'deki toprak bütünlüğü adı altında yaşanan bütün bu süreçte Şam'la Türkiye'nin doğrudan görüşmesi gerekiyor dedik. Bu o anlama gelmiyor o zaman. Hayır Ertay. Bu Vatan Partisi ile Şam Suriye Devleti Hükümeti arasındaki bir görüşmedir. Bu Türkiye hükümetiyle olan bir görüşme değildir. Ve şunu da söyleyeyim, Türkiye devleti de Suriye devletiyle görüşmeler yapıyor. Zaten bunu hem Dışişleri Bakanı hem de sanıyorum Cumhurbaşkanı da bir konuşmasında söyledi. Yani Tahran hükümeti de bize bu bilgiyi verdi, Suriye de verdi. Tahran'da Suriye ile Türkiye devletinin temsilcileri arasında 6 tane görüşme olmuştu. Belki o devamı da geldi. Başka görüşmeler de oldu. Zaten bu görüşmeleri yapıyorlar. Biz de diyoruz ki bu görüşmeleri niye milletten ve bölgeden ve dünya kamuoyundan saklı yapıyorsunuz? Bunu açık açık, dürüstçe, gümbür gümbür yapın. Çünkü bu haklı doğru görüşmeler. Gizli saklı yapılacak bir suç işlemiyorsunuz. Bunu açıktan yapın şeklinde görüşlerimizi belirtiyoruz. Sayın Perinçek, heyeti oluşturuyoruz dediniz efendim. Birkaç haftaya kadar Esad'la görüşmeye gidecek Vatan Partisi heyeti olarak sizin başkanlığınızda. Evet. Heyetinizde efendim kamu görevlisi kimse olur mu? Kamu görevlisi olmaz ama bu heyeti mümkün olduğu kadar Türk milletinin çeşitli eğilimlerini kucaklayacak şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. O açıdan görüşmeler yapıyoruz. Yani Vatan Partisi heyeti olmakla beraber içinde diyelim çeşitli partilerin, bu arada hükümete de yakın olan kimselerin bulunması, Cumhuriyet Halk Partisi'den de onu da temsil edebilecek bir arkadaşın yer alması yönünde çabalarımız var ve sonuç alacağız. Evet. Bir de Sayın Perinçek, son olarak efendim, bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin şimdi Şanlıurfa'da üst kurarak işte organizasyon merkezi ya da harekat merkezi
Güvenli bölge, güvenli hat oluşturma çabalarını ve ortaya çıkan güvenli hat planını, o şeridi nasıl değerlendirirsiniz? Bunlar Amerika burada yenildi, inisiyatifi kaybetti. Amerika'nın o girişim yeteneğini kaybettiği koşullarda Türkiye biraz kendi siyasetlerini Amerika'ya dayatma yönünde bazı çabalar gösteriyor. Yani buradan Türkiye ile Amerika arasında bir işbirliği sonucunu çıkartmak çok yanlış. Zaten bakın bugün HDP PKK belediyelerine kamu şey atadı. Yani Hükümet İşleri Bakanlığı kayyum atadı. Bu da Amerika'ya karşı Türkiye'nin savaştığını gösteriyor. Yani Amerika ile işbirliği yapan belediyeler, HDP PKK belediyeleri bertaraf ediliyor. Yani Amerika'nın orada adına otorite kurmaya çalışan, PKK'ya eleman toplayan, PKK'ya haraç toplayan belediyeler bertaraf ediliyor ve oraya Türkiye Cumhuriyeti'nin otoritesi atanıyor. Öte yandan bugün Türkiye pençe harekatıyla Amerika'ya pençe vuruyor. Yani Amerika'ya Türkiye PKK'ya kurşun sıkarken Amerika ile Türkiye arasında bir işbirliği olmaz ama böyle taktik Amerika'yı diyelim gevşeten ve Amerika'nın inisiyatifini kıran ve Türkiye'ye inisiyatif kazandıran şeyler, planlar uygulanabilir. Bunun zararı yok. Buradan YPG, YPD hiçbir şey kazanmaz. Amerika YPG'yi de, YPD'yi de, PKK'yı da satmak zorunda. Zaten kaybettiği için bölgemizde silahla kazanılmıştır bu mevziler. Türk silahıyla, Rus silahıyla, İran silahıyla, en başta da Suriye silahıyla. Amerika kaybetti. Ve pek Amerika kaybettiği için PKK, YPG, YPD'nin de hiçbir geleceği yok. Ama tabii bunu mümkün olduğu kadar az zayiat vererek, Mehmetçiğin az kanını dökerek ve mümkün olduğu kadar da barışçı yöntemleri de kullanarak yürütmeye çalışıyorlar. Bunda çok fazla bir yanlış yok. Amerika ile uzlaşma olduğu zaman zaten çözüm olmaz. Amerika'nın vakit kaybettirme taktiklerine de tabii Türkiye'nin kesinlikle imkan vermemesi gerekir. Oralarda da biz Vatan Partisi olarak gerekli duyarlılığı gösteriyor ve uyarılarımızı yapıyoruz. Sorun? Yok, teşekkür ederim. Sayın Perinçek, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tekrar başarılar dileriz Lale Hanım. Siz. Sağ olun. Size çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Saygılar. Sağ olun. Saygılar. Evet değerli izleyiciler, Sayın Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı biliyorsunuz Suriye konusunda öteden beri Türkiye'nin Esad rejimiyle işbirliği yaparak Suriye konusunun çözümüne katkı yapması gerektiğini savunuyor. Bu konuda da şimdi son temaslara bakıldığında Sayın Perinçek'in mesafe aldığı görülüyor. Yani Türkiye zaten Sayın Perinçek'in de dediği gibi bir süredir el altından alt düzeyde diplomatlarla Suriye hükümetiyle görüşmeler yapıyordu. Şimdi Doğu Perinçek dedi ki Türkiye'nin kontrolünde olan Suriye'deki örgütler, hani ÖSO filan gibi örgütler silah bırakacaklar ve Esad da onlara karşı operasyon yapmayacak ve işte Türkiye'deki bir kısım Suriyeliler de o bölgelere dönecek. Böyle bir çözüm üzerinde çalışıyor ve birkaç haftaya kadar Suriye'ye giderek Esad'la bu konuları netleştireceğini anladık değil mi evet. Sayın Perinçek'in? Kendisi bir grup ama üst düzey bir görüşme hala AKP hükümetiyle Suriye arasında yok, onu anlıyoruz. Tabii hala yok. Bu arada güvenli bölge konusunda Sayın Perinçek'in AKP iktidarına, hükümete diyelim güveni sürüyor, onu anlıyoruz. Hani bu geçtiğimiz hafta kamuoyuna yansıyan o işte güvenli bölge gerçekten Türkiye için güvenli olacak mı? Evet, olacak mı? Bir de Amerikan planı işte 4 kilometre sonra 9 kilometre sonra işte 5 kilometre 3 bantlı bir nevi hani Türkiye'nin oradaki PYD'yi tanımasına yol açacak bir güvenli bölge Amerika oyunu diye tartışılıyordu ama Sayın Perinçek diyor ki Türkiye Amerika ile savaşıyor, merak etmeyin, Amerika'yı Türkiye yenecek diyor. Umarız öyle olur. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir başka yayında buluşmak üzere efendim bizim TV'de.